Herkese merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Bugün üniversitemiz Fırat Üniversitesi hakkında siz değerli aday öğrencilerimize ve ailelerine elimden geldiği kadar bilgiler aktarmaya çalışacağım. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer almakta alıyor. Baktığımız zaman yaklaşık 590 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Elazığ şehrindeki tek üniversite Fırat Üniversitesi. Baktığımız zaman Fırat Üniversitesi bölgenin fakültelere baktığımızda Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, yine köklü fakültelerimizden Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci kabul etmektedir. Teknik Eğitim Fakültesi geçmiş yıllarda dönüşerek Teknoloji Fakültesi adıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bunun yanında yine lisansüstü itibariyle baktığımızda 4 tane enstitüde ARGE faaliyetlerimiz ve lisansüstü eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bunlar eğitim, fen, sosyal ve sağlık bilimleri enstitüleridir. 3 tane de yüksek okulumuzda, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Yabancılar Yüksek Okulu ve Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmekte. 9 adet de meslek yüksek okulumuzda farklı birimlerde, yerlerde olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Üniversitelerin genel yapısına baktığımız zaman en temel 3 tane görevi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eğitim öğretim faaliyetleridir. İkincisi araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Üçüncüsü de toplumsal katkı faaliyetleridir. Fırat Üniversitesi mevcut yapısıyla bütün 3 temel görevini yerine getirmekte. Bununla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Baktığımız zaman Fırat Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak hastanemiz çeşitli alanlarda, hemen hemen bütün alanlarda sadece Elazığ'a değil bölgeye hizmet eden kapsamlı bir hastanedir. Fırat Üniversitesi günlük nüfusu normal zamanlarda 50 bin kişiye ulaşan geniş bir ailedir. Baktığımız zaman yaklaşık 2 bin kişilik akademik kadrosu, 43 bin kişilik öğrenci sayısı, yaklaşık olarak 3 bin kişilik de idari ve destek personeliyle, demin de söylediğim gibi 50 bin kişiye yakın bir nüfusa sahiptir. Önemsediğimiz durumlardan, konulardan birisi bizim üniversitemizin stratejik planlarından da yer alan öğrenci odaklılıktır. Baktığımız zaman olmazsa olmazlarımız kalite, şeffaflık, etik değerlere bağlılık, katılımcılık, sosyal sorumluluk bilinci, çevreye duyarlılık ve verimliliğin yanı sıra öğrenci odaklılık da bizim üniversitemizin stratejik planlarında yer alan temel değerlerimiz arasındadır. Fırat Üniversitesi'nin yıllara sarı bir şekilde gelişimine baktığımız zaman en son dönemde 43 bin bandında öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yapısıyla Fırat Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla öğrencisi olan 3. üniversite unvanına sahiptir. Baktığımız zaman öğrencilerimizin yaklaşık olarak 17 bin öğrencimiz Elazığ içinden eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken il dışından katılan öğrenci sayımız yaklaşık olarak 27 bin civarındadır. Erkek ve kadın öğrenci sayısına baktığımız zaman da yaklaşık olarak 28 bin bandında cinsiyete göre dağılım durumu söz konusudur. Fırat Üniversitesi gücünü nereden almaktadır? Fırat Üniversitesi ARGE faaliyetlerinde de önemli başarılar göstermektedir. Burada da bizim ana amiral gemimiz, lisansüstü öğrencilerimiz. Baktığımız zaman sadece lisans seviyesine değil, aynı zamanda da lisansüstü seviyede de eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte. Şu anda enstitülerde toplam 4100 öğrencimiz lisansüstü eğitim görmektedir. Bunlardan yaklaşık olarak 3000 öğrencimiz
3100 öğrencimiz yüksek lisans yaparken yaklaşık olarak 1000 öğrencimiz de doktora yapmaktadır. Bu sayede de ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne üniversitemiz ciddi anlamda katkı sunmaktadır. Üniversitelerin uluslararasılaşması gerçekten büyük önem arz etmekte. Sadece ülke içerisinde değil, uluslararası arenada da iyi bir seviye gelmek için üniversitelerde mutlaka yabancı uyruklu öğrencilerin bulunması gerekmektedir. Bu açıdan baktığımız zaman Fırat Üniversitesi son 10 yılda ciddi bir ivme kazanmıştır. Son 2 yıldaki duruma baktığımız zaman 2019 yılında 2348 öğrenci, 2020 yılında da 2128 yabancı uyruklu öğrencimiz şu anda üniversitemizde eğitim görmektedir. Buna bağlı olarak her yıl mezun öğrenci sayımız da yabancı uyruklu öğrencilerimizin mezuniyet sayıları da artmaktadır. 2020 yılında 129 öğrencimiz mezun olmuştur. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz de sadece bir bölgeye yayılmamış olup dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenci kabul etmekteyiz. Baktığımız zaman hem ön lisans seviyesinden hem lisans seviyesinden hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinden yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi peki bu öğrencileri nasıl seçmektedir? Fırat Üniversitesi bu konuda bir dünya markası olmak arzusundadır. Bu nedenle de FÜYÖS adı altında uluslararası öğrenci seçme sınavı yapmaktayız ve bunu da çeşitli ülkelerde, mesela 2020 yılı için konuşacak olursak 6 ülkede, Türkiye'de, Nijerya'da, Afganistan'da, Suudi Arabistan ve Gana'da 6 yurt içindeki merkezde ve 6 dilde bu sınavlar yapılmıştır. Online değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerimiz için büyük bir öneme sahip olan uluslararası üniversitelerle işbirliği, Erasmus, yurt dışına gidip bir dönem ya da iki dönem eğitim görmek için üniversite arasında işbirliği yapılması gerekmekte. Fırat Üniversitesi'nin bu yönde Erasmus kapsamında 24 Avrupa ülkesinde bulunmakta. Son günlerde bunların rakamları giderek artıyor. Bu pandemi sürecinde biz de bu yöne ağırlık verdik. En azından bu işbirliği anlaşmalarımızın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Mevlana programı kapsamında da 14 farklı ülkeden 34 üniversiteyle ikili anlaşma yapılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilere kendi üniversitemizde Türkçe eğitimi verilmektedir. Burada da yine artan yabancı uyruklu öğrenci sayısına bağlı olarak TÖMER'imizde de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı da her geçen gün artmaktadır. 2020-2021 döneminde burada rakamların düşük olmasının nedeni pandemi nedeniyle uzaktan eğitimde bu rakamın, bu öğrencilere eğitimlerin verilmesinden kaynaklanmaktadır. Erasmus öğrencilerimizin gerçekten çok arzu ettiği bir program. Bu program kapsamında da üniversitede gerçekten çok dinamik bir ekibimiz var. Bunlar, bu ekibimiz öğrencilerimizin, personelimizin yurt dışına gitmesi için gerekli bütün çalışmalarını yapmakta, bağlantılarını kurmuşlardır. Baktığımız zaman da son dönemde de bu pandemi süreci dışında önemli oranda öğrencilerimiz yurt dışı hareketinden faydalanmaktadır. Fırat Üniversitesi'ni neden tercih etmeliyiz? Yani bu sorunun cevaplarından birisi, eğer kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız biz bu konuda sizlerin tercihlerinize talibiz. Baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla üretim elemanı olan ikinci üniversite Fırat Üniversitesi'dir. Tercih yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi, şehir ve yaşam gerçekten çok önemli. Öteki taraftan da eğitimin kalitesi noktasında tercih edilen bölümün akademik kadrosunun güçlü olması en başta dikkat edilmesi gereken parametre olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tercih edeceğiniz alan belirlenmişse ya da üniversite düşünüyorsanız mutlaka web sitelerini kontrol edip oradaki akademik personel sayısı ve niteliklerine dikkat etmeniz gerekmekte. Bu nedenle de Fırat Üniversitesi dediğim gibi ön plana çıkan üniversiteler arasında yer almaktadır. Şu anda Fırat Üniversitesi'nde toplam 1963 akademik personel öğrencilerimize eğitim, öğretim ve ARGE faaliyetlerinde destek olmaktadır. Bu akademik personellerin sayısı ve dağılımlarına baktığımız zaman üniversitemizde şu anda 427 tane profesörümüz, 182 doçentimiz, 363 doktor öğretim üyemiz, 272 öğretim görevlimiz ve yaklaşık 720 araştırma görevlimizle bu eğitim öğretim faaliyetleri
devam etmektedir. Fırat Üniversitesi mevcut kampüs yapısını dikkate aldığımız zaman yeşil, ormanlık bir alanın içerisinde farklı bölgelere dağılmış fakülte binalarıyla ve kendine özgü binalarıyla gerçekten güzel bir yaşam alanı sunmaktadır. Baktığımız zaman Fırat Üniversitesi 3 ana kampüsten oluşmaktadır. Bunlardan birincisi rektörlük kampüsü, ikincisi mühendislik ya da akademi kampüsü, üçüncüsü de Harput yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Fırat Üniversitesi olarak 3 ana alandaki hedefimizi eğitim öğretimi çeşitlendirmek paydaşlarla işbirliğinde yapılacak güncellemelerle öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamayı hedeflemekteyiz. Bununla ilgili eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. İkinci olarak da Ar-Ge faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğini geliştirmek, üçüncü olarak da toplumsal katkı sağlarken memnuniyet oranını arttırmak temel hedef olarak belirlenmiştir. Yetkinliğin göstergesi birimlerin akreditasyonudur. Baktığımız zaman Fırat Üniversitesi mühendislik alanında MÜDEK tarafından 7 programı akredite, Veteriner Fakültesi Avrupa Akreditasyon Kurulu'nca akredite, Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitiminde akredite programlarımız, fakültelerimiz, bölümlerimizdir. Öte yandan da kalite kapsamında iyileştirme çalışmalarımız devam etmekte. Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde de akreditasyonlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bir sorun olmadığı takdirde 2021 yılı içerisinde de eğitim fakültesinde 4 tane programın akredite edilmesi planlanmaktadır. Peki Fırat Üniversitesi ülkemizde ve dünyadaki yeri nedir? Çeşitli kuruluşlar üniversiteleri belli parametreleri dikkate alarak sıralamaktadır. Bunlardan bazıları ulusal düzeyde, bazıları da uluslararası düzeyde saygın kuruluşlardır. Bunlardan birisi de Şangay sıralamasıdır. Baktığımız zaman 2019 yılında Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi olmuştur. Yine Şangay tarafından yapılan sıralamada 4 alanda dünyadaki başarılı üniversiteler arasında yer alan Fırat Üniversitesi mühendislik alanında makine mühendisliği bölümü olarak ilk 100-150 arasında, enerji bilim ve mühendisliğinde 300-400 arasında, doğa bilimlerinde matematik alanında 300-400 arasında, veteriner alanında ise 200-300 sıralama arasında dünyada yer almış, Türkiye'de ise birinci sırada yerini almıştır. Üniversitemizin akademik sıralamasına devam edersek, ODTÜ tarafından yapılan sıralamada da dünya genelinde 1200. sırada olduğu, Türkiye genelinde ise 24 ama en son yapılan sıralamada 18'lere ilk 20 içerisinde yerimizi korumaktayız. Best Global Universities adlı çalışmada mühendislik alanında da yine 409. sıradadır. Şimdi ard arda bunları söylüyorum ama yani bunlar neyi ifade ediyor? Bunları şu yüzden verdim. Bir tek başarı tesadüf olabilir. Ama eğer bunu siz yıllarda tekrarlayabiliyorsanız bu başarı kesinlikle tesadüf değildir. Bu başarının kendisidir. Fırat Üniversitesi de farklı kuruluşlardan, farklı yıllarda bu sıralamalarda yerini alarak akademik arenada dünyadaki yerini sağlam bir hale getirmiştir. Yine TÜBİTAK tarafından her yıl girişimci yenilikçi üniversite endeksi açıklanmaktadır. Bu ne işe yarayacak? Bununla ilgili de birazdan size bilgi vereceğim. Baktığımız zaman da Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu bölgesinde son 9 yılda bu indekse girmiş 2 üniversiteden biridir. Bu başarıyı göstermiştir. Yapay zeka alanında ve yazılım alanında üniversitemiz gerçekten çok iyi bir konumdadır. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan çalışma sonucunda Fırat Üniversitesi üniversiteler sıralamasında 9. sırada yerini almıştır. Akademisyenlerimiz sadece eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmemekte, bunun yanında Ar-Ge faaliyetlerinde de ön plana çıkmaktadır. Yine farklı kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmede 2019 yılında 8 bilim insanı, 2020 yılında da 30 bilim insanı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yerini almıştır. Akademisyenlerimiz tarafından yapılan patent başvuruları İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda bir altın, bir gümüş, iki
bronz madalya ile ödüllendirilmiştir. Bu çalışmaların hepsinde ağırlıklı olarak lisansüstü seviyesinde öğrenciler de mutlaka yer almaktadır. Yine 2019 yılında YÖK Üstün Başarı Ödülü TRB1 bölgesinin iklim değişikliğine adaptasyonunda yerel kalkınma dinamizmi başlıklı projemiz ile Fırat Üniversitesi'ne verilmiştir. Cumhurbaşkanlığımızın elinden rektörümüz bu başarı ödülünü almıştır. Yine TÜBİTAK tarafından her yıl verilen sağlık ödülünü veteriner fakültesinden hocamız alma başarısını göstermiştir. Öğrencilerimiz olayın neresinde? Teknofest son dönemde gerçekten çok ön plana çıkan bir yarışma. Bizler de öğrencilerimizi bu yönde teşvik ediyoruz. Hem bilimsel araştırma projeleri birimimiz hem de Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız üzerinden Teknofest projelerini desteklemekteyiz. Bu verilen destekler de sonucunu gösterip 2019 Teknofest sonucunda Doğu Anadolu bölgesinden en fazla proje Elazığ ilinden sunulmuş ve bunların da büyük bir çoğunluğu üniversitemizden çıkmış projelerdir. Teknofest 2019'da öğrencilerimiz 8 projeyle finallere kalma başarısını göstermiş. Çevre ve enerji dalında Türkiye birincisi, model uydu yarışmasında da Türkiye üçüncüsü olmuştur. Yapay zeka temelli katı atık ayrıştırma makinesi birincilik ödülünü alırken uydu takımı da üçüncülük ödülünü alma başarısını göstermiştir. Yine Savaşan İHA yarışmasında üniversitemizden oluşturulan takım Türkiye beşincisi olma başarısını göstermiş. Makine mühendisliği öğretim üyeleri başkanlığında öğrenci kulüpleri tarafından yapılan aracımız yarışmalara katılmış. Harput 2 isimli aracımızla önemli başarılar elde edilmiştir. Bu sene de yine yeni bir araç tasarladı öğrenci arkadaşlarımız. Yine Teknofest 2021'de inşallah yarışlarda yerini alacaktır. Sıfır Atık İnovasyon Ödülü Fırat Üniversitesi'ne 2019 yılında gelmişken 2020 yılında yine benzer başarılar elde edilmiştir. Üniversitenin fiziki mekanlarına baktığımız zaman sadece eğitim, öğretim için ayrılan alanlardan oluşmamakta, çok daha fazlası sosyal etkinlikler için alanlardan oluşmaktadır. Bunun içerisinde tenis kortları, basketbol sahaları, futbol sahaları, konser alanları bulunmakta olup bunlar öğrencilerimizin istediği zaman kullanımına sunulmaktadır. Teknofest 2020'de yine afet yönetimi alanında öğrencilerimiz birincilik başarısını göstermiş. Farklı bir alanda iki farklı takımımız düşük ve orta irtifa kategorilerinde roket yarışmalarına katılmış. Her iki takımımız da ilk defa katılmalarına rağmen beşincilik ödülü kazanmışlardır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nda üniversitemiz başarı göstermiş. TÜBİTAK tarafından verilen burslarda da yine önemli bir başarı göstererek 8 öğrencimiz TÜBİTAK'ın bursiyeri olma hakkını kazanmıştır. TÜBİTAK'ın yine 22-42 üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmalarında öğrencilerimiz 6 projeyle birincilik ödülü kazanmışlardır. Üniversite öğrencilerle var, öğrencilerin yapmış olduğu etkinliklerle var. Bu noktada da biz desteğimizi ağırlıklı olarak Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı altında kulüplerimizle bu etkinliklerimizi düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz kulüpler ayrıcalığıyla ya da bireysel olarak etkinlik düzenlemek istediklerinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımıza başvuru yapmakta. Buna bağlı olarak da konferanslardan çalıştaylara, konserlerden kongrelere çeşitli etkinlikler düzenleyebilmektedir. 2020 yılında pandeminin başlamasıyla bu rakam azalmış olsa da artık elektronik ortamda webinarlarla yine sosyal aktiviteler devam etmektedir. Yine SKS ve eğitim fakültesi aracılığıyla yaklaşık olarak 150 tane sosyal sorumluluk projesi üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. İletişim fakültesinden öğrencilerimiz ve araştırma görevlisi arkadaşlarımız tarafından, hocalarımız tarafından yapılan çalışma TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ödül kazanmıştır.
Akla gelen sorulardan birisi şu: Elazığ'da bilindiği üzere 24 Ocak 2020 tarihinde büyük bir deprem oldu. Kayıplarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama devletimiz her zaman olduğu gibi yine Elazığ'ın yanındaydı. Ve Elazığ'da bu yaralar hızlı bir şekilde sarıldı. Şu anda önemli bir miktarda TOKİ aracılığıyla Elazığ'da ev yapıldı. Yaklaşık olarak 10 bin kişilik Elazığ'da yurt var, devlet yurdu. Yurtların hiçbirinde problem yok. Öğrencilerimiz geldiği zaman bu yurtlarda normal şartlarda konaklama noktasında herhangi bir can güvenliği açısından problem bulunmamakta. Bunun yarısı kadar özel yurtların kapasitesi bulunmakta. Özel yurtlarımızda da herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bunun yanında da yine Elazığ'daki bu yapılan TOKİ kanalıyla yapılan evler sayesinde de ki en son grupta Haziran ayında teslim edilmesi planlanmakta. Elazığ'daki ev problemi de konaklama açısından çözülmüş olacak. Herhangi bir sorun önümüzdeki yıldan itibaren yaşanmayacaktır. Baktığımız zaman demin de bahsettiğim gibi uzaktan eğitim aracılığıyla bu öğrencilerimizler devam etmekte. Mühendislik alanında yine üniversitemizden bir görseli paylaştık. Geleceğe dönük de projelerimiz var. YÖK'e başvurularımız var. Yeni bölümler, yeni programlar açarak üniversitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Çeşitlilik kazandırılması hedefleniyor. Teknolojik gelişmelere ve mevcut ihtiyaçları dikkate alarak şu anda elektrikli ve hibrit araçlar ve evde bakım hizmetlerine 2 meslek yüksek okulumuzda öğrenci alımı durumu söz konusu. Yine kampüsümüzde lisansüstü öğrencilerin ve lisans öğrencilerin de işin içinde olacağı Fırat'ın çocukları için teknoloji yetkinlik merkezi projesi öğretim üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup Fırat Kalkınma Ajansı'ndan desteklenmiş ve bütçesi yaklaşık olarak 2 milyon TL'dir. Bu projeyle yaklaşık değil tam olarak 1453 öğrenciye çeşitli eğitimler düzenlenecektir. Yine üniversitemiz uluslararasılaşma noktasında Kazakistan'la ARGE noktasında protokoller imzalamıştır. Yine eğer bugün üniversitemizin web sitesini ziyaret ederseniz burada öğrencilerimizin yurt dışına gidip orada eğitimlerin devam etmesiyle alakalı kulüpler üzerinden başvurularımız gerçekleşecek. Bu Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak da öğrencilerimizi yurt dışına göndermeyi planlamaktayız. Öte taraftan öğrencilerimizin özellikle teknik konularda stajları ve iş yeri eğitimlerini büyük önem arz etmekte. Bununla ilgili çeşitli ülkemizdeki önde gelen kuruluşlarla protokol imzalamış bulunmaktayız. Temel çıkış noktamız ARGE tabanlı bir şekilde işlerin devam etmesi, çalışmaların sürdürülmesi. Bu yönde de hem akademik personelimize hem de öğrencilerimize çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz. Kamu üniversite sanayi işbirliği artık olmazsa olmaz. Yani yeni jenerasyon üniversitelerde ya da yeni bakış açılarında artık mutlaka sanayiyle işbirliği ve ürün odaklı çalışmak büyük önem arz etmekte. Bu nedenle de çeşitli kurumlarla işbirliği yapılmakta. Fırat Teknokent bölgedeki en önemli teknokentlerin biri. Baktığımız zaman şu anda 58 firma, 23 akademisyen firmasıyla yüksek cirolarla burada ticaretleşme faaliyetleri devam ediyor. Öğrencilerimiz olayın neresinde? Öğrencilerimize şu anda Teknokent'te eğitimler veriliyor. Bu Big Damla adını verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Bunları belli bir olgunluk seviyesine getiriyoruz. Daha sonrasında TÜBİTAK'a bu projelerin sunulmasını sağlıyoruz. TÜBİTAK da özellikle 1512 dediğimiz projelerle yaklaşık olarak 200 bin liralık bir %100 hibeyle fon sağlayıp Teknokent bünyesinde öğrencilerin fikirlerinin ticarileşmesine katkı sunmakta. Bu noktada da Teknokent gerekli bütün desteği sunmakta. O yüzden demin de bahsettiğim gibi girişimcilik noktasında üniversite, Teknokent, diğer kurumların işbirliği büyük önem arz etmekte ve üniversitemizde bu noktada gerekli bütün altyapıyı öğrencilerimize sunmaktadır. Teknokent'te alınmış çok sayıda büyük bütçeli projeler bulunmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde de şu anda kendi kategorisinde birinci sırada yer almaktadır. Yine öğrencilerimiz için yapılmış olan prototipleme atölyesinde çeşitli öğrencilerin akıllarındaki tasarımları gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Çeşitli faaliyetlerle de öğrencilere destek sunulmaktadır.
Altyapılarımızdan biraz bahsedecek olursak, şu anda yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanıyla kütüphanemiz öğrencilerimize hizmet vermektedir. Üniversitenin güçlü yönlerini hızlı bir şekilde geçecek olursak, bunlar TÜBİTAK'ın kendi verileridir. Akışkanlar dinamiği, yatay eksen, kaliteyi düşey eksen hacmi göstermekte. Birinci bölgedeki kısım bizim için daha önemli, daha iyi olduğunu göstermekte. Hızlı bir şekilde akışkanlar dinamiği, yine bilgi ve iletişim teknolojileri, robotik, yapay zeka, fizik, hayvan besleme, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, matematik, raylı sistemler alanlarında Fırat Üniversitesi ülkemize başlıca sıralamada yer almaktadır. Akademik performansımıza baktığımız zaman Fırat Üniversitesi her geçen gün akademik bilgi ve birikimini arttırmakta. Bunun yanında da önemli oranda bilimsel çalışma gerçekleştirmektedir. Son dönemde en fazla çalışma yapılan alanlar ve en fazla atıf alan alanlar, bunlar ne kadar kaliteli çalışmalar çıktığını göstermekte. Üniversitemiz demin de bahsettiğim gibi spor kompleksleriyle, sosyal tesisleriyle önemli bir fiziki altyapıya sahiptir. Arge noktasında da demin de bahsettiğim gibi TÜBİTAK aracılığıyla yüksek bütçeli projeler üniversitemize kazandırılmış ve devam etmektedir. BAP tarafında da yüksek bütçelerle projeler desteklenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda üniversitemiz kaynaklı patentler artmıştır. Yine öğrencilerimiz için Arge amacıyla da kullanılacak güneş enerjisi santrali, ki bu noktada iddialı olduğumuz konulardan birisi, yüzme havuzu ve master planımızla yeni kampüsümüz yapılması planlanan çalışmalardır. Yine sağlık alanında da üniversitemiz sadece Elazığ'a değil bölgeye hizmet etmekte. Rakamlar, verilen hizmetler görülmektedir. Zamanı verimli kullanma adına biraz daha hızlı geçeceğim bu slaytları. Yine Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde pandemi şartları dikkate alınarak yapılan iyileştirilmelerle şu anda ilimizde hizmet veren tek kamu kurumudur. FÜSEM kanalıyla sorularını cevaplamak isterim. Evet, şimdi sorulan sorulara cevap vereceğim. Elazığ soğuk diyorlar, doğru mu? Bir de hocam, pandemi için okulunuzda aldığınız önlemler nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi vereyim. Elazığ baktığınız zaman küçük bir Türkiye haritası gibi düşünebilirsiniz. Nasıl Türkiye bir yarımada şeklindeyse, Elazığ'da son zamanda yapılmış olan Keban Barajı ve Karakaya Barajı ile birlikte üç tarafı sularla çevrili olan bir şehir. Bu barajların etkisiyle birlikte eskiden çok daha soğuk bir iklime sahip olan Elazığ'da şu anda daha ılıman bir iklim durumu söz konusu. Elazığ'ın ortalama sıcaklarına baktığınız zaman diğer Doğu Anadolu şehirleri gibi çok düşük değerlere düşmüyor. O yüzden çok da yaşanabilir bir şehir yapısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Elazığ 21 derece, Ankara 4 derece, İstanbul ise 8 derece. Onu da söylemek isterim. Pandemi için okulumuzda aldığımız önlemler neler? Pandemi için alınan ilk önlemlerden birisi uzaktan eğitimdi zaten. Fırat Üniversitesi mevcut üniversiteler içerisinde en hızlı uyum sağlayan üniversitelerden birisi. Hemen mevcut altyapısıyla birlikte uzaktan eğitim platformlarına mevcut eğitim materyallerini taşıyarak canlı derslerle ve normal uzaktan eğitim materyalleriyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirdi. Fakat bildiğiniz üzere bazı alanlarda özellikle mutlaka teorinin yanında uygulama da gerekiyor. Bunlardan birisi tıp fakültesi, birisi diş hekimliği fakültesi, birisi veteriner fakültesi, sağlık bilimleri alanında bazı bölümler. Uygulama gerçekten bu alanlarda, diğerleri de çok önemli ama biraz daha ön plana çıkıyor. Bu nedenle de pandemi şartlarına dikkat edilecek şekilde tıp fakültesinde, diş hekimliği fakültesinde, veteriner fakültesinde ve sağlık bilimlerinde bu öğrencilerimiz kampüsümüze davet edilerek yüz yüze eğitim pandemi koşulları dikkate alınarak devam ettirilmiş. Diğer bölümlerde ise uzaktan eğitim sürdürülmüştür. Şu anda da uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmamakta.
yeterli altyapımızla eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Diğer bir soru Umut'tan gelmiş. Hocam okulumuzdaki hocaların yaş ortalaması nedir? Evet Umut, teşekkür ediyorum sorun için. Şimdi bunu iki açıdan değerlendirmen lazım. Birincisi şu, üniversitemizde demin de bahsettiğim gibi 720'ye yakın araştırma görevlisi var. Yaş ortalamasına baktığın zaman 400'e yakın profesör vardı. Ben de profesörüm. Yani baktığınız zaman yaş ortalaması aşağılarda kalacaktır genel durumda. Ama bunun yanında şunu da değerlendirmen lazım. Fırat Üniversitesi gücünü nereden alıyor? Fırat Üniversitesi gücünü köklü geçmişinden alıyor. Ben inşaat mühendisliği öğretim üyesiyim. İnşaat mühendisliğinde 1967 yılında eğitim öğretim faaliyetleri başlamış. Şu anda 54 yıllık bir geçmişi olan fakülte ve bizim büyük hocalarımız sayesinde de bu gerekli bilgi ve donanım kazanılmış durumda. Şöyle bir durum var. Teknolojik altyapının kullanılmasıyla alakalı belki biraz daha yaşı ileri olan hocalarımız her ne kadar zorlanıyor gibi bir düşünce oluşsa da kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Her bölümümüzde mutlaka uzaktan eğitimle ilgili bir koordinatörümüz bulunmakta. Sorun yaşanan noktalarda müdahale edilerek eğitim öğretimin yeterli seviyede olması sağlanmaktadır. Biz tecrübeli hocalarımızdan faydalanarak Fırat Üniversitesi'ni genç arkadaşlarımızın enerjisiyle birlikte daha ileri bir noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Teşekkür ediyorum. Diğer bir soru Lale'den gelmiş. Hocam Elazığ'da bir öğrenci için yaşam şartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir düşüncemi paylaşayım sizinle. Elazığ Türkiye'deki nüfusu en fazla olan 37. şehir. Öteki taraftan baktığınızda Elazığ'ın nüfusu yaklaşık olarak 590 bin bandında. Fırat Üniversitesi ailesine baktığımız zaman da 50 bin kişilik bir nüfus. Yani baktığınız zaman %8, %10 bandı şehrin aslına bakarsanız Fırat Üniversitesi oluşturuyor. Yani bu nedenle şehirde Fırat Üniversitesi büyük bir önem arz etmekte. Fiziki altyapısına ve yeterliklerine baktığınız zaman da Elazığ'da çeşitli imkanlar mevcut. Baktığınız zaman Elazığ'ın kültürü o da yazılı kaynaklara göre konuştuğumuzda milattan önce 2000 yılına Hurrilere dayanmakta ve Harput denen bölge yıllar boyunca yaklaşık 4000 yıldır insanlığın yerleşim yeri olarak görünmekte. Öteki taraftan Elazığ'da Sivrice Gölü bulunmakta. Baktığınız zaman Keban Baraj Gölü bulunmakta. Bunlar insanların sosyal aktiviteleri için geçirebileceği yerler. Bunun yanında şehrin içerisinde öğrencilerimiz için gerekli altyapı ve imkanlar bulunmakta. Şunu da belirtmek isterim, onu da açık söyleyeyim. Şimdi bazı öğrencilerimiz bunun yetersiz olduğunu da belirtebilir, söyleyebilir. Bu tabii ki göreceli öğrencilerin beklentileriyle alakalı bir durum. Ama şu bence özellikle aileler için çok önemli. Elazığ öğrencilerin rahatlıkla okuyabilecekleri huzurlu ülkemizdeki başça şehirlerden biridir. Devam edeyim sorulara. Başka ne var? Evet, Lale yaşımı sormuş. Şöyle bir cevap vereyim ona da. Doktora tezim için gelen bir hoca vardı. Hocam da çok genç profesör olmuştu. Kullandığı cümle şuydu: motor yeni ama kilometre fazla. Ben de yaklaşık 40 yaşındayım. Evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri aramızda görürüz. Hep birlikte üniversitemizde, kampüsümüzde ağırlarız. Fırat Üniversitesi ailesi olarak herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Üniversite tercihlerinin de hepiniz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum.